İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Olmadı. İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Uysallar dizisi, Netflix'in yeni yapımı Uysallar dizisini ele alacağız. Ben Ali Abaday, program partnerlerim Nilgün Yürük, Pınar Üretmen ve Selim Eyüboğlu ile birlikte. Ben bu diziyi beğendim. Yani çok fazla bölünme var. İnternete de baktım yazılanlara. Bir kesim beğenmemiş, bir kesim beğenmiş. Ama yani kısaca anlatmak gerekirse Oktay isimli bir mimarın evini terk etmek üzereyken İstanbul'a basan bir sis ya da hava kirliliği nedeniyle uçakların ertelenmesiyle geri dönmesi ve sonrasında ailesi üzerinden kendi yaşadığı sıkışmışlık, gençliğe özlemi ve sonrasında alternatif bir kişilik yaparak biraz nefes almaya çalışması ve o sırada da diğer aile bireylerinin veya yakınındaki kişilerin yaşadığı kişisel travmalar mı diyelim ya da zorluklar mı bir kendilerine nefes alacak ayrı bir bölüm bulma, yer bulma hikayesi mi? 8 bölüm oldukça iyi işleyen bana göre bir dizi. Senarist Hakan Günday, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak var. Daha önceden ikisini biliyorduk. Ben ama bütün bu ikisinin çalışmalarını biliyorduk ama bütün bunları Nilgün'e bırakıyorum. Oyuncular, yönetmen ve konuyla ilgili kısaca bizi bilgilendirsin diye söz senden Nilgün. Peki, teşekkür ediyorum Ali. Yönetmen Onur Saylak, yazar Hakan Günday ve kurgu sanatçısı Ali Aga'nın ikinci ortak dizileri Şahsiyet'ten sonra ama üçüncü ortak projeleri. Bir de daha filmi var. Uzun metrajlı film, daha filmleri beraber çalışmışlardı. Bu ekipten Hakan daha çok Günday'ın işler romanından uyanlar var. çıkacak. Yine Hakan Günday'ın romanından. Aynı yönetmen ve aynı kurgu sanatçısıyla daha çok işler çıkacak gibi geliyor. Netflix gibi platformlar da finansal kaynakları sağladığı zaman bizim sanatçılarımız kendilerini gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Bence de güzel oluyor. Yani bu platformları daha sonra da konuşuruz. Eksi yönleri var, artı yönleri var. Artı yönlerinden birisi de bu. Her şahsiyet dizisi IMDb'de 9,1 puanı olan bir dizi. Bu şahsiyette de yine Haluk Bilginer başroldeydi ve biliyoruz Uluslararası Emmy ödülü getirmişti ülkemize şahsiyet dizisiyle. Haluk Bilginer çok yönlü sanatçımız. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan sonra Londra'da da drama sanatları okudu bu sene. Onun için uluslararası açılma imkanı da buldu. Bir İngiltere yapımı soap operada, EastEnders'da bir karakteri canlandırdı, Türk bir karakteri canlandırdı. Ayrıca bazı Hollywood filmlerinde de ufak tefek rollerde oynamışlığı var. Kendisi kadar bir ağır top daha var. Bir kıdemli ve usta bir oyuncumuz daha var. Uğur Yücel. Uğur Yücel aynı zamanda otör sinemacı, yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu tabii muhakkak ki. Aynı zamanda kabare sanatçısı. Filmde ikisinin birlikte, iki usta sanatçının birlikte oynaması çok büyük bir değer tabii ki. Diğer oyuncular da çok kıymetli. Hepsini sayamayacağım. Vaktimiz sınırlı. Oktay'ı canlandıran Öner Arkan'dan bahsedelim. Bir Başkadır dizisinin Serebral Parsili genci, Ahlat Ağacı'nın İmam Nazmi rolüyle bizi zaten bizden almıştı. Yalan Dünya'nın Boras'ı ve Bornova'daki Hakan rolüyle Altın Portakal ödüllü sanatçı. Songül Oden rolünde ilk dizi oyunculuğu olan Gümüş'ün son bölümünde Orta Doğu ülkelerindeki izleyiciler de dahil toplam 80 milyon kişi izlemiş Gümüş'ün son bölümünü. Türkiye'de olduğu gibi Orta Doğu'da da çok seviliyor. Şimdi Disney Plus'ın Atatürk filminde Zübeyde Hanım'ı canlandıracak. Onun çalışmaları içerisinde. Çok yönlü Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye temsilcisi. Tiyatro oyunları da var. Lal Hayal oyununda
7 farklı kadını canlandırmıştı ve başarıyla canlandırmıştı. Yağmur rolünde Türk sinemasının yükselen değeri Nezaket Erder var. İki Altın Portakal ve bir Siyah ödüllü genç sanatçı. Bundan sonra da ondan çok iyi roller çıkacağını bekleyebiliriz. Muhteşem Yüzyıl'dan tanıdığımız Serdar Altın Orak, aynı zamanda Tuğba Büyüküstün'le oynadığı Cesur ve Güzel dizisinden de tanıyoruz. Yine şimdi haberini vermiş olalım bilmeyenler için. Netflix için Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz'la birlikte Another Self isimli bir mini dizi çekiyor. Biljana Jovanovska, herhalde bu diziyi izleyenler çok sevmiştir. Üsküp Makedonyalı güzel oyuncu. Çok yönlü, jonglör, slackliner, dans, piyano ve dövüş sanatları becerileri de var. Slackliner yapıyor deyince nedir diye baktım. İp cambazlığının daha değişiymiş. Daha esnek materyaller üzerinde yapılıyormuş. Ege'yi canlandıran Umut Yeşildağ'ın 26 yaşında olduğunu bilmeyenler önce şaşıracaklar herhalde. Çünkü son derece ergen bir genci canlandırıyor. Çok genç gösteriyor. Oyunculuğun da katkısı vardır. Suskunlar dizisinde 16 yaşında daha çok büyük bir başarı yakalamıştı. Maalesef birçok iyi dizi gibi ana akım kanallarda bu Suskunlar'ın da devamı gelmedi. Nilay Yenal, bu güzel küçük kızımıza dikkat edelim. İkinci filmi, ilki çocukluk filmi. Daha diğer yan oyuncular da son derece başarılı ama hepsini burada tekrarlamayalım, vaktimizi bununla almayalım. Orijinal eserin sahibi Hakan Günday, kendisi kabul etmese de edebiyatta türleri, her sanatçının ayrı bir tür olduğunu, her yazarın ayrı bir tür olduğunu söylese de yeraltı edebiyatının en önemli temsilcilerinden kabul ediliyor. Daha ilk romanı Kinyas ve Kayra'yla bu türdeki başarısını kanıtlamıştı çok satan yazarlarımızdan. Onur Saylak şahsiyet dizisinin yanı sıra Daha filmi ve Orman isimli kısa metrajlı bir filmi var. Kadir Has Üniversitesi'nde de sinema üzerinde dersler veriyor. Ali Aga, bu da çok kıymetli bir sinemacımız. Reklam sektörünün sinemayı kazandırdığı kurgu sanatçılarından. Editörlüğünü yaptığı filmler birçok uluslararası festivaller ve yarışmalarda gösterilmiş. Ayrıca reklam filmleri ve sanatsal videolar da yapıyor. Bu güçlü ekibin yaptığı bu mini diziyi senin de söylediğin gibi beğenenler ve beğenmeyenler var. Biz de sanıyorum 4 kişi biraz bu beğenenler ve beğenmeyenleri temsil ediyoruz. Ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Geçelim görüşlerinizi ben almaya. Ben şunu soracağım. Hani bana beyaz yakalı işte İstanbul'da yaşayan pek çok insanın hani içinde bulunduğu sıkışmışlığı, aynı zamanda Türkiye'deki hani bir grup artık normal gelen, esasında hiçbir toplumda kolay kolay normal kabul edilmeyecek olayı da aktaran ilginç bir yapım olarak geldi. Pınar, sen ne düşünüyorsun? Yani diziyi nasıl buldun? Bu beyaz yakalı atıfları veya beyaz Türkler atıfları? Şimdi tabii benim hani beğendim ya da beğenmedim dememde çok bir anlamı yok. Sonuç olarak şahsi fikirlerimiz farklı olabiliyor ama şey diye bakmaya çalışıyorum. Yani dizi anlatmak istediği şeyi, yapmak istediği şeyi ya da film başarmış mı? Yani burada vermek istediği mesaj ne? Bu doğru bir şekilde verilmiş mi gibi düşünmeye çalıştım ben bu diziyi seyrederken. Şimdi modern hayatın nevrotik bireyi, evet. Yani ilk diziye başladığımda, ilk bölümde ben çok heyecanlandım ve çok hoşuma gitti. Çok vaatkar bir girişi var. İşte bir havaalanında işte sıraya giriyor Oktay karakterimiz. Sonra bir anda bir şeyler oluyor, koştura koştura evine dönüyor. Sis var falan, böyle karanlık ve tekinsiz bir ortam, ne oldu, neler oluyor falan. Bir yandan da evet komedi, ironi faktörleri giriyor. Benim ilk bölümde çok hoşuma gitti. Ama filmde, dizide ilerledikçe birazcık fazla klişelerin içine boğulduk ve
Karakterler gerçek karakter olmak yerine sanki birazcık böyle karton olarak, yani stereotipler olarak kaldı. Şimdi dizinin başında şöyle bir jenerikte şöyle bir yazı var. Günday Saylak bu bir Günday Saylak fikridir yazıyor. Evet, çok güzel bir fikir teorik olarak ama fikir aşamasında kalmış sanki. Yani çok derinine inmekte bazı problemleri var. Hani bunlarda mesela burada yapılmaya çalışılan şey özellikle sıkışmış, işte her şeyi başarmış bir Oktay karakterimiz var. 40'lı yaşlara gelmiş, para kazanıyor, kariyerinde çok başarılı, evli, iki çocuğu var, çok üst düzey bir yerde çalışıyor. Çok güzel gökdelenin tepelerinde muhteşem bir evde yaşıyor falan ama mutsuz. Ve kaçmaya çalışıyor o hayattan. Başarı dediğimiz şeyin ne kadar anlamsız olduğunu göstermeye çalışıyor bize Hakan Günday ve Onur Saylak. Çok güzel. Ama bunu yaparken bir yandan da işte kapitalizm eleştirisi yerine modernizm eleştirisi üzerinden gitmişler. Ve işte punk meselesini ele almışlar. Bu punk meselesi de çok güzel bence. Bana direkt dövüş kulübünü çağrıştırdı. Yani bizim Türkiye'de böyle yaşanan modernizmin ve insanın sıkıştığı yerleri, modernizm ve bu hayatımızın bizi sıkıştırdığı yerlerin, işte başarı hırsının bizi toplumsal belirlemeleri sıkıştırdığı yerlerin eleştirisi çok fazla yapılmıyor. Dövüş kulübünde bunun çok güzel bir eleştirisini görmüştük. Chuck Palahniuk'un kitabı o da. Film uyarlaması da var. Dövüş kulübüne benzer bir şekilde gene anarşist ama şiddete dayanan bir anarşi değil. Sonuçta sanatsal bir anarşinin estetiği ve toplumsal düzeni yok sayan bir eleştirinin peşinden giden çok güzel bir fikir. Baba fikrini çok güzel koymuş. Yani babaların buradaki dikey hiyerarşisi her şeyi kontrol altına alıyor gibi bir bakışı da çok güzel koymuş. Ama benim en büyük eleştirim tabii ki kadınlara bakış açısından gelecek. Ben buradan şimdi birkaç şey söyleyeyim, sonra diğerlerini açarız. Şimdi burada kadına tacizi eleştirmiş. Kadınların ikinci derecede kalmasını eleştirmiş. Yüzeysel olarak bakınca evet eleştirmiş gibi görünüyor. Ama dizideki kadınlara bir bakalım. Hepsi erkeklerin sözünden çıkamayan mağdur kadınlar. Nil karakterimiz, işte Uysal, Oktay Uysal'ın eşi, kendisini var etmek için, çünkü kocasını, çocuklarına bakmış ve hiç çalışmamış, kendisini eve adamış bir şekilde, kendisini var etmek için ilk yaptığı şey gidip estetik ameliyat oluyor. Ve bununla var olmaya çalışıyor. Yani fiziksel güzelliği dışında bir şeyini var ederek ortaya çıkmayan kadın modelini çiziyor. Zaten ilk şeyin açılışında bir maskeyle görüyoruz onu. Yani maskesini takıp çıkıyor Nil karakteri. Ondan sonra Yağmur karakterimiz var. Yağmur karakteri çok neşeli gibi başta görüyoruz ama tacizlere boyun eğen, işte patronun tacizine boyun eğmezse işten atılacağını söyleyen, belki doğrudur çoğu yerde taciz vardır ama dizide şöyle bir sorun var. Diyor ki bu dizi bence eğer kadın tacize izin vermezse çalışamaz. Bu plazalardaki hayatta böyle bir şey çiziyor. Yani dizinin 3. ya da 4. bölümündeydi sanırım. Yağmur diyor ki ben tacize uğruyorum patronun tarafından ve ona kabul etmem lazım. Yoksa ben işimden olurum. Nil de ona karşılık olarak hayır niye hani tacize uğramak zorunda değilsin deyince Yağmur şöyle cevap veriyor. Sen bana sakın çalıştığını söyleme, çalışıyor olamazsın. Çünkü eğer çalışıyor olsaydın tacize uğrardın. Bu eşittir. Çalışan her kadın tacizi kabul etmek zorunda gibi bir yere çıkıyor. Zaten kadınların bir şekilde maddi olarak ayakta kalmak için çalışmak zorunda olduğu ve erkeklerin de zaten bunu engellediği bir ülkede hani bunu bu şekilde ortaya koymak bana birazcık fazla sert geldi, hoş gelmedi. Zaten işte onun Nil karakteri de gerçekten de çalışmıyor. Hani bunları birleştirince ben rahatsız oldum ve diziye orada bir dönem ara da verdim açıkçası. Sonra geri döndüm. Sonra Sofya karakterimiz var. Sofya karakteri de işte Oktay'ın babası Uğur Yücel'in oynadığı Olcay karakteriyle ilişkisi olmuş da hamile kalmış, ortalarda kalmış. Kendi başına duramayan bir kadın. İşte bir komşu var, adını şimdi hatırlayamayacağım. O da
o evde oturmak için sevgilisinden para alıyor ama şiddet görüyor falan. Yani kadınlar hep mağdur, kadınlar hep ayakları üzerinde duramayan ve bir yandan da bunu sineye çeken bir şekilde filmin şöyle bir şeyi var, ana fikri var, güzel bir fikir aslında. Hayatımızda başımıza gelen şeyler bizim suçumuzdur. Yani buraya doğru giden bir şey var ama kadınlara bunu uyguladığımız zaman şiddet gören kadın, bugüne kadar çalışmamış kadın, hamile kalmış kadın ve patronundan taciz gören kadın gibi açılımı yaptığımız zaman tabii bu birazcık beni rahatsız etti diyeyim. Burada susayım, öbür kısımlara daha sonra gireriz. Hepsine bir şeyler söyleyeceğim ama önce Selim'e görüşlerini merak ediyorum dizi hakkında. Ben Pınar'a tamamen katılıyorum gözlemleri konusunda. Hatta kadınlar konusunda bir küçücük ek daha yapmak istiyorum. Punk bir çift var. Ve ondan sonra bir de Molos diye bir karakter var. Bu üçü için bir ev barınak gibi bir yer kuruyor bizim karakterimiz. Bir sürü girişi var. Labirent gibi bir yer. Ya orası da sanki hapishane. O konuya da tek sonra gireceğim ama orada hangisine girelim diyorlar. Pınar Efendi seçsin diyor. Ya punk kıyafeti giymiş bir kızdan bahsediyoruz. Tamamen bir alt kültür temsil eden, baskıya birçok şeye karşı çıkan birisine hanımefendi diye hitap etmek, onu o şekilde böyle bir şekilde Türkleştirmek filan da bir yerde onu pasifize etmek, yani bir kadını pasifize etme şeyinin dalgasının bir uzantısı gibi geldi bana. Şimdi asıl konuya dönüyorum. Gerçekten bütün bir sanki bana yani çok geniş kapsamlı bir toplumu ele aldı. Yani çok geniş kapsamlı derken tabii ki. Ama köylüler de var mesela. Aşağıdan köylüler böyle ineklerimiz şey yapan, otlatan köylüler filan da var. Yani her çeşit insanın olduğu bir küçük bir evren yaratılmış burada. Ve bu sanki bir absürt dünyanın kendisi gibi tanıtılmış bana. Milan Kundera'nın Çekoslovakya dönemini anlattığı romanları anlattı. Söz gelimi çok çakka bir yol var. Böyle genç kızlar vardı. Kızlardan bir tanesinden hoşlanır hakikati. Ve bu kızlar spor hareketleri yaparlar ve hepsini sosyalizm adına, devlet adına, iyi bir gelecek için falan yaptıkları için gurur duyarlar. Bir gün bir şekilde böyle küçük bir karta gerçekten bunlara inanıyor musun diye bir şey yazar profesör. Bu kart otoritelerin eline geçer. Ve bir anda vay sen işte ülkemizi işte yarınlara güvenle bakan geleceği hazırlayan ülkemize nasıl hakaret edersin, nasıl şey yaparsın falan diye bu tutuklanır. Önce işini kaybeder, sonra kaldırım taşı kırdırtırlar. Böyle her türlü absürtlük başına gelir. Bu dizi de tam böyle bir Türkiye anlatıyor. Birileri sarhoşken bir mesaj atmıştı ama hatırlamıyor ne mesaj attığını da dair. Fakat bunu okurlarsa ben yandım attım tweet konusunda beni tutuklayacaklar, evime alırlar falan diye karalar bağlıyor. Böyle bir absürt Türkiye var. Bu Türkiye içinde aynı zamanda Berhuder isimde bir absürt karakter var. Bir tür sanki Türkiye'nin devletçiliğini çağrıştırıyor. Hatta Özal öncesi devletçiliğini, burası devletin arazisi, bu ineklerin ne işi var burada, çekin bu inekleri buradan filan diyen ya da Avrupa'nın en büyük hapishanesini yapacağız diye şey yapan böyle bir karakter. Ama aynı zamanda bütün patriarkal değerleri filan da temsil ediyor. Kendi zaten ailesinden bir şekilde atılmış. Bunun bu ailenin bu güzel tırnak içinde ailenin başına da gelmemesini istiyor filan bir şekilde. Bunları başarıyor mu? Ben de buna benzer bir soru sormak istiyorum. Filan'ın sorduğu gibi yani bir tür absürt bir Türkiye. Bir belgesel vardı yine Çekoslovakya hakkında. Adı Absurdistan'dı. Gerçekten de böyle olmadık işlerin başlarına geldi. Bir üniversite profesörü mesela işini kaybediyor ve cam silmeye başlıyor filan böyle. Her türlü insanın hani tutunamadığı, tutunmalarına izin verilmediği, nefes alınamayacak bir hale gelmiş baskıcı bir ülke olarak tanımlıyordu Çekoslovakya'yı. Ve hani bu dizi de çok farklı değil. Hatta sanki ondan ilham aldığını bile söyleyebilirim. Fakat çok didaktik. Küçük kız mesela, büyüklerin söyleyeceği sözleri söylüyor. Mesela telefonun insanların özgürlüğünü elinden aldığını vesaire. Böyle küçük bir kızın değil, yetişkin birisinin bir genç birisine söyleyeceği bir daha. Sanki eldiveni şöyle tersine çevirmişsiniz ve çocuk yetişkin olmuş, yetişkinin sözlerini söylüyor gibi.
Yine mesela şey karakteri Mil estetik ameliyat bir noktadan sonra böyle işe yaramadığını görüyor. Tekrar kışıklıklarına çıktığını gördükten sonra telefona sarılıyor, işte alıyor. Bu binde bir rastlanan bir olaydır, sizin başınıza gelmiş diyorlar. Bu binde bir diye böyle bir sinir krizleri geçirmiş, kalbi 20 kere binde bir lafını tekrarlıyor. Ve benzer sahneler de var. Yani bir şeyin, bir diyaloğun küçük çeşitlemelerin defalarca böyle belki anlaşılmaz, belki halk anlamaz diyerekten böyle tekrarlandığı durumlar. Tıpkı işte o dediğim gibi, yani o binde bir şey gibi, başka ne vardı? Hapishanenin, Avrupa'nın en büyük hapishanesi olacağı sözü falan falan. Bazı şeyler hakikaten böyle bitmek tükenmek bilmeyecek şekilde birbirine tekrarlamaya başlıyor. Ve diyaloglar spontane tepkiler ötesinde hiçbir derinliği yok diyalogların. Bu Türk sinemasının da genel bir problemiydi. Yani bu dizideki diyaloglar zaten çok kötü şey olaraktan. Böyle çiğ kahkahalar, tuhaf böyle gereksiz bir takım geyik muhabbetleri falan böyle hiçbir yere varmayan çok fazla şey, böyle tekrar diyaloglar var. Ya da işte kötü dans, bir de bunu tabii birileri herhalde çok güzel bana, yani böyle şey dediğim, genelleme yaptığım için, ama eskiden beri Türk sinemasında da olan bir şey burada da var. Yani böyle tırnak içinde orta burjuva sınıf, böyle batıyla daha böyle iç içe hemfikir, böyle Avrupa'da belki okumuş falan böyle bir kesim insanın temsili Türk sinemasında. Bunlar mesela partiler yaptıklarında kötü dans ederler. O kötü dans aslında iğreti bir şekilde onların bu kültüre oturamamış olduğunu, hatta yerli ve milli olamamış olduklarını gösteren bir şey olur. Bir klişeye dönüşür, bir anlatım şeyine dönüşür. Burada da mesela Yağmur sürekli böyle bir Mille, kimdi? Suat Mille, o beraber böyle şey yaptığı kişi, karakterin adı. Onunla beraber böyle yavaş yavaş böyle birbirleriyle böyle bir ilişki başlarken arada böyle sürekli giriyor, dans ediyor, bacaklarını görüyor sürekli absürt bir şekilde. Ve hiçbir kadının aslında hani o ne bir hayat içinde yerli yerine oturamadığını, ayakları üzerine basamadığını falan anlatan takım böyle absürt sahneler var. Ben de birazdan şey yapacağım ama sonra bütün bir film şey üzerine aslında punklık, yani punk hakikaten bir tür alt kültür şey ama aynı zamanda da Türkiye'de yaşanmış bazı şeylere paralellikler de oluşturuyor. Bir sürü gezi referansı var. Mesela kaos sevdalısı büyük ihtimalle hani gezideki tırnak içinde çapulcu şeyinin karşılığını buluyor bir şekilde. Onun gibi daha sonra bu insanlar yavaş yavaş oraya gelmeye başlıyor işte. Bir noktada ateş sahneleri var mesela şey böyle. O ateş sahneleri aslında yer yer bir an mesela bir saniye için bana böyle Nevruz'u çağrıştırdı. Ondan sonra bunun o telefonda tweet atıp da böyle eyvah başıma neler gelecek denen karakter fırsatçı bir şekilde onu herkese yayıyor ve Nevruz'dan The Burning Man şeyine doğru bir atlama yapıyor. Yani bir uçtan böyle bir otantik böyle binlerce yıldır yapılan böyle kutlanan bir ayinden böyle işte son derece ticarileşmiş özenti bir şeye dönüşüyor. Ve burada da aslında şey eleştirisi de var. Onu da unutmayalım. En son bu şeyin adını bana hatırlatır mısınız? Bu ilk hani Ankara'ya gidiyor ve gençliğinde böyle bir bar varmış, herkes kasıtlı gibi. Fevri. Fevri en son geliyor ve punkların aslında en fazla şey böyle eleştirdikleri
yaptıkları şeylerin böyle bir moda haline getirilip de böyle ana akımın bir parçası haline olmalı. Yani bu Britanya'daki punklar içinde vardı. Hatta onların pozör diye çok aşağılayıcı bir lafı vardır. Yani onlar gibi davranıp onlar olamamak diye. Hakikaten Fevri'de yanlışlıkla trajik bir şekilde aslında Oktay'ı böyle bir şey yapıyormuş gibi zannederekten büyük bir zılgıt şey yapıyor ona. Sen bir beş para etmezsin işte bu insanlar üstelik sen, nasıl Lodos sana ikna oldu da seni adam yerine koydu falan diyor. Şimdi bir bu metafor var hakikaten. Bir çıkış yapmak, çıkamamak ve bu metaforu bir de sağlamlaştıran, iyice böyle çerçeve içine koyan hapishane şeyi var. İşte film boyunca, dizi boyunca tekrardan. Işte o kısma şey, sonra geçsek olur mu hapishane kısmına? Önce bu... Ama ana metaforu en azından bütün bitsin. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, tamam. Bırakıyorum. Peki ben şimdi Nilgün'ün de izniyle önce Pınar ve sonra Selim'in söylediklerini bazı kendi düşündüğüm karşılıkları söyleyeceğim. Sonra da Nilgün'ün de varsa bu düşüncelerle uyuşmayan fikirleri onları dinlemek istiyorum. Şimdi evet kadınlar konusunda pek çok şey var ama mesela en başta Nil'in estetik yaptırması. Nil ne diyor? Ben işte üniversiteden sonra işe girdim. 6 aylık doğum izni aldım. İşte o 17 sene oldu. Ve şimdi yeniden başlangıç pozisyonunda işe gireceği için hani o kendisinden gençlere karşı kırışıklığı olmasın, estetiği olsun, genç görüntüsüyle gideyim. Çünkü deneyim az. Bu bana mesela Javier Bardem'in oynadığı Pazartesiler filmi vardı. Orada mesela balık fabrika kapanıyor fabrika, hepsi işsiz kalıyor. Bir arkadaşları iş arayacak, sürekli saçını siyah boyuyordu. Hani onu bana anımsattı. Neşeli Pazartesiler diye yanılmıyorsam. Çünkü hani iş deneyimin azsa veya gençlere karşı bir yerde iş arıyorsan kendinin de bir şekilde genç görünmen lazım. Çünkü CV'nin dolu değil. Hani estetiği ben öyle gördüm. Sofia karakteri esasında ayakları üzerinde duruyor. Diyor ki ben diyor olacağı gideceğim. Kızı kendim büyüteceğim. Kendi başıma hani kendi ülkemde yapacağım diyor. Çok büyük ısrarlar sonrasında dönüyor. Esasında öyle ortada kalmış değil. Hani kendi planı var. Döneceğim diye. Taciz konusunda evet bütün plaza çalışanlarının böyle bir şeye uğramış olması mümkün değil. Olma ihtimali yüksek ama ben şunu düşündüm. Anadolu'dan iyi bir üniversite kazanıp gelmişsiniz. Aileniz memur veya orta halli bir aile ve İstanbul'da iyi bir hayat kurmuşsunuz. Ve sonuç olarak bu patron tipi, bu predator denen hani avcı tarz biri ve kimde hani bu tür bir baskının işleyebileceğini, kimde bu tür bir yaptırımların karşılık alacağını zayıf seçebilecek bir yapısı da var. Hani Dexter'da şey der, hani iki tarafında da katil içgüdüsü var. O Dexter'dan hoşlanmayan polisin onu Dexter'da hissettiği için hoşlanmadığı gibi. Bu bir yani avcı içgüdüsü gibi bakarsak hani Yağmur'un uğradığı tacize benzer tacizlere uğrayan ve İstanbul'daki o hayatını kaybetmemek için sineye çeken de olabilir. Çünkü şöyle de maalesef bir sistem var Türkiye'de. Siz bir kadın olarak böyle bir tacizden şikayet ettiğiniz zaman bu sizin bir şekilde üstünüze yapışıyor ve diğer gittiğiniz iş yerlerinde de bu sefer yine tacize uğrayıp ya bu herkese böyle iftira atıyor durumuna düşebiliyorsunuz. Mahkemeye gittiğiniz zaman gizlilik kararı alınabiliyor. Büyük bir şirketse ve bu şirketle ilgili haber yapılmasını istiyorsanız şirket reklam vermem diyerek ana akım medyadan bu işi kaçırdığı gibi tersine de çevirebiliyor. Diğer taraftan şeye geçecek olursak bu tweet korkusu bence çok doğru bir şey. Çünkü sabahın 5'inde sadece... Yani yanlış olduğunu söylemedim bu arada. Ama hocam yani şunu demek istiyorum. 5'te bir tweet nedeniyle kapınız çalınabiliyor. Ayrıca ben KYK'lı pek çok kişi tanıyorum. Üniversite hocası, mühendis, asker şu an cam siliyorlar veya pazarda çalışıyorlar. Hani Türkiye'de o absürdistan denen noktanın hakikaten olduğu bir yerdeyiz. Ne kadar iyi bir şirkette hangi konumda olduğunuz hiç önemli değil. Tek bir
attığınız şey nedeniyle bütün hayatınız silinebiliniyor. Pardon, çok kısa sözünü kesebilir miyim? Ben bütün bunlara karşı değilim. Ben bunların kendisinden söyledim zaten. Yani ama şunu söyledim, nasıl anlattığı önemli burada. Yoksa gerçekçiliğini tartışmıyoruz biz seni. Yani ama işte hani dizinin stiline uygun bir şekilde anlatıyor. O beyaz yakalılar, hani çok güzel bir sahne var. Hani çok artık böyle gözüne sokar gibi, hepsi beyaz giymiş kahvaltı ederken arkada işte o çevre kirliliği mi sis mi kavgası var. Polis müdahale ediyor. Ama bu beyaz Türk olarak belirttiği kişiler esasında bu siyasi olaylarla ilgilenmiyor veya bu yaşananlar sanki onlara dokunmayacakmış. Eğer uslu çocuk olunursa bunlar hiç onlara yansımayacakmış gibi davranıyor. Hatta son bölümde işte Oktay diyor ki ya sen böyle şeylerle hiç ilgilenmezsin, bana dokunmuyorsa hiç bakmam dersin, bu konuda bir tweet nasıl attın diyor. Çünkü hani o hayat içinde, o beyaz yakalı hayat içinde, mesela dizide hiç AK Parti referansı da yok. Ama hani hiç onlara dokunmazsak, hiç onlarla görüşmezsek veya bulaşmazsak bize de dokunmaz gibi bir algıları var ve bunu bence dizinin formatına uygun vermişler. Ya da işte Berhudar'ın içki içtiği tek başına ama yemek masasında içmiyorum deyince herkesin biz de içmeyelim'e dönmesi ve hani son dönemde fotoğraflarda sürekli içki şişelerinin saklanması. Hani bu açılardan ben onlarda bir sorun görmedim. Aksine anlatış tarzı ve Türkiye'de yaşananları vermesi nedeniyle hani bana çok da güzel geldi. Ben şimdi bir de Nilgün'ün hani bu konularda peki ama öncesi peki kısa bir Pınar'a sözü veriyorum, sonra Nilgün'ün görüşlerini merak ediyorum. Şimdi tabii senin söylediklerin konusunda hemfikiriz. Türkiye'de özellikle tabii tüm dünyada da kadınlar tacize uğruyor. Ve bu tacizi dillendirmekte sorun yaşıyorlar. Burada hiçbir sorun yok. Burada eğer dizide bunu anlatmak isteseydi de çok memnun olurdum. Yüzeyde öyle anlatmak istiyor gibi duruyor ama alttan verdiği mesajın ben şu olduğunu düşünüyorum. Çalışan kadın tacize izin vermezse çalışamaz. Yani bunu söylememiş olsa tamam. Kadınlar tacize uğruyor. Bu konuda çok zorlanıyorlar falan filan, bunun üzerinden geçeriz. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Eğer sen çalışıyorsan sen tacize izin vermişsindir. Burada sorun var. Ben buna karşı çıkıyorum. Yani buraya kadar getirmesinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bir de şu estetik meselesi. Yani gençlerle birlikte çalışması gerektiği zaman mesela Berhudar Bey de saçlarını boyuyor. Hepimizin belirli fiziksel şeyleri değiştirmemiz gerekebiliyor. Farklı şeyler yapmak isteyebiliyoruz. Ama burada çizdiği Nil karakterinde de bir sorun var. Estetik ameliyat tabii işin çok absürt bir yanı. Bu dizi absürt marjinal tiplerle uğraşıyor. Onu da kabul ediyorum. Ama şimdi estetik ameliyat yaptırdı. Yapmak istediği şey işe girmek. İşe giremeyince ne yapıyor? Oradakilerle sosyal hayata karıştığı zaman onu kabulleniyor. Yani istediği aslında evliliğinin dışında bir sosyal hayat kurmakmış gibi bir yana kayıyoruz. Bunu da geçtik. Bir erkek arkadaş, bir aşk ilişkisi gibi bir ihtimal olunca yüzünün kırışıklıklarına tekrar dönüyor. Yani Nil'in oradaki o fiziksel değişim ihtiyacı tamamen veya çalışma ihtiyacı kendisinin tatminsizliğinden gibi bir yere gidiyor. Yani anlattığı şeyle sorunum yok. Benim anlatış tarzıyla sorunum var diyeyim ve burada susayım. Bu arada yanlış söylemişim demin filmin adını. Güneşli Pazartesiler İspanyol filmiydi. Bir de şeyin 1,5 yıldır Oktay'la sevişmedikleri, hani erkek arkadaş isteği, yani aklaması anlamında demiyorum. Bu minik anekdotu vereyim. Nilgün, senin görüşlerini merak ediyorum ben. Evet, şimdi üçüncüsü de izlerken şeyi düşündüm kafamda. Bir eseri yapan kitap olsun, film olsun ya da diğer bir sanat eseri olsun, alımlama estetiği. Yani alımlayanlar olmadığı zaman o eserin bir anlamı olmuyor. Farklı alımla, kendiniz nasıl alımlarsanız alımlayın. Farklı alımlamaları da hevesle dinliyorsunuz. Zaten onun için izlediğimiz filmleri konuşmayı ve bu konuşulanları dinlemeyi onun için seviyoruz. Aslında başka bir şey daha izliyoruz. Farklı bir alımlama daha izliyoruz. Onun için de Selim'e, Pınar'a ve sana katılmamak mümkün değildi. Ama tabii benim farklı baktığım şeyler var. Birincisi bu filmin özel olarak Türkiye ortamını ve Türkiye'deki beyaz yakınları
eleştirdiğini düşünmüyorum ben. Ben mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bir aslında Pınar değinmişti, modernleşme ve kültür eleştirisi olarak görüyorum. Hani kapitalizmi eleştirmemiş, modernizmi eleştirmiş. Hani aslında şey modernizm, yani kapitalizmle modernizmin bir ürünü değil mi? Hani çok mu farklı bir şey? O da çok tartışmaya açık bir konu. Şeyden başlayayım ben. Kültür eleştirisi olarak görüyorum. Ve buradaki sis metaforu çok önemli. İstanbul ve sis. Aslında İstanbul'u metaforik olarak kirlenmeyi eleştirirken şeyi de koyabilirdi, müsilajı da koyabilirdi. Ama sisi koymuş, sisi koymasının en önemlisi artık İstanbul'un poetikasında sisin yerleşmiş olması Tevfik Fikret'ten beri. Orada sis kaplar aslında hava kirliliğidir ama sis diye yorumlanır, doğa olayı diye yorumlanır. Kesiftir, göz gözü görmez. Görmek son derece, yani aydınlanma son derece göz merkezi bir algı ve kurum. Ama siz göremiyorsunuz, bir adım ileriyi dahi göremiyorsunuz. Orada belki o sis çok korkunç bir sırrı saklıyor ve orada kültür çözülüyor. Ve o kültürü çözmemek adına o kültürü temsil edenler kültürün kanallarında havadan bir mücadele ediyorlar. Boş bir çırpınma. Onun için de ben onun Türkiye özelini anlattığını değil, Türkiye özelinde yaşanan olayları simge olarak kullanılıp çok daha genel bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Zaten bu projeyi de öyle düşünmüşlerdir. Çünkü artık Türk dizileri bu tür Netflix gibi mecralarla uluslararasına açılıyor ve çok fazla ülkede gösteriliyor. Onlara da hitap etmesini beklemişlerdir. Onun sırf Türkiye eleştirisi olarak düşünülmemesini istemişlerdir diye düşünüyorum. Nitekim ben de öyle düşünmedim. Ben çok beğendim. İçindeki mitik unsurlarla, diğer edebi eserlere göndermelerle, hatta self-intihal bile var diyeceğim. Çünkü Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra isimli kitabında birebir evinden kaçan orta yaşlı 40 yaşlarında bir mühendisle ilgili bir cümle var. Hakan Günday'ın kendi eserine bile gönderme yapılmış. Mitik öğeler çok önemli. Ödipus kompleksinden bahsedilmiş. Hatta direkt Sofokles'in Kral Ödipus kitabı bile gösterilmiş. Bu arada Ödipus kompleksi gibi bir de Kronos kompleksi olduğunu da unutmayalım diyorum ben. Kronos evlatlarını yiyor biliyorsunuz. Ve burada da sanki babayı öldürmekten çok evlatları yeme unsuru daha önemliydi. Babalar gerek biyolojik baba gerek devlet baba evlatlarını yok ediyorlardı. Berrudar Bey'in o siyah boyalarının akma sahnesi bana direkt Venedik'te ölümdeki Gustav von Aschenbach'ın boyalarının aktığı sahneyi hatırlattı. Aynı şekilde siyah boyalar yüzüne sızıyordu. Aslında orada 50 yaşında Bogart'ın çok başarıyla canlandırdığı karakter ve devleti temsil ediyordu. Aslında 1911 yılında geçen olay kısa bir süre sonra medeniyet dediğimiz şey büyük bir dünya savaşına çarpacaktır. Devletin boyalarının dökülmesiydi. Burada Berrudar Bey de devleti aşikar ki temsil ediyordu ve devletin boyaları dökülüyordu. Burada insanoğluna bir uyarı, bizlere bir uyarı var diye düşünüyorum. Filmin adı Uysallar. Uysallar yani uyanlar, devlete uyanlar, düzene uyanlardan bahsediyor. Ve orada uysallar derken oradaki aileyi kastetmiyor. Oradaki aileyle sınırlı değil. Bize söylüyor. Siz uysallar. Yani Bertolucci'nin konformist filmine konformist ismini koyarken sadece oradaki karakteri nitelemediği gibi, bizi de nitelediği gibi. Eğer siz düzene uymaya devam ederseniz siz de olacak şeylerin tetikçisi olursunuz dediği gibi diye düşünüyorum. Daha sonra
daha derinle ineriz ama beğendiğim bir şey de beni kötülük konusunda beni şaşırtıyor olmasıydı. Birkaç tane sürpriz. Mesela Sofia ile sevişen Olcay'ın aslında Olga'yla da sevişmiş olması. Hiç beklemediğimiz bir şey. Ama hayatın gerçekleriyle de o kadar örtüşüyor ki. Yani bu sürpriz diye karşıladığımız şeyler. Ya da Suat'ın psikologla karşılaşmasına biz şaşırırken bir de yanında karısının olması gibi. Birkaç bizi şaşırtan, ters köşe yapan yerleri vardı. Dediğim gibi çok diğer arkadaşlarımın ne diyeceğini merak ediyorum. Sonra diğer başka değineceğim konular da olacak. Teşekkür ediyorum. Selim sanırım bir şeyler söylemek istiyordu benim sözlerime karşı. Şöyle diyeyim. Yani ben gerçekten daha önce konuştuk bunları aslında kendimi tekrarlamak da istemiyorum ama bize gerçek Türkiye'deki bir şeylerin karşılığını anlatıyorsa mesela diyelim attığı tweetten korkmak bu hakikaten Türkiye'de de olan bir şey ama hani burada kalıyorsa bu dizi için bir zaaf. Yani bize buradan yola çıkarak başka bir düzeyde o yarattığı evren içinde daha farklı bir şeyler anlatması lazım. Daha derinlik katması lazım o karakteri. O karakter sadece ondan korkuyorsa ve onun korkmasını 50 kere tekrarlıyorsa bize farklı şekillerde bu bir problem. Yani birçok karakterin durumu da böyle. Yani çok fazla bizde tekrar var ve karakterler gerçekten yani derinlikleri olmayan karakterler. Sadece karakter bir derinliği olmasın. Tamam buradaki karakterler zaten hep yüzeysel karakterler. Nilgün'ün dediği gibi bir konformizmi anlatıyor bizi zaten şey olarak da. Ve buradaki karakterlerin çoğu, baştaki şey karakter dahil olmak üzere büyük ölçülerde ana karakterimiz, herkes konformist bu dizide. Bu dizim zaten, yani bu konformizm zaten hani nefes alınamayacak bir hayatı oluşturuyor bir şekilde. Ve herkes bir takım böyle indirgeyici açıklamaları filan kolayca boyun eğmiş. Bu sis meselesinin televizyondaki tartışması da işte niçin işte ayrılık yaratıyorsunuz, bölücülük yaratıyorsunuz, işte sis niye hava kirliliğiyle ilgiliymiş filan falan. Bütün bunlar kine yarıyor, dış güçlere yarıyor. Yani bunları tekrarlamanın artık şey yok. Yani bunları biz öldüresiye tekrarlandı ve biz de fazlasıyla hani biz böyle bir şey yapılınca o göndermeyi zaten saniyesinde fark ediyoruz. Bize hiçbir şey vermiyor bizi o anlamda. Bizi başka bir düzeyde bize başka şekilde hitap etmenin bir yolunu bulmalıydı. Onu bence bulamamış olduğunu düşünüyorum. Yani evet, söyleyebilir miyim? Pardon. Pardon Ali. Şimdi ben diziyi seyrederken ilk aldığım şey not şey olmuş, dramın klişesi diye yazmışım. Selim'in söylediklerinin üzerine bunu söylemek istedim. Yani şimdi son zamanlarda Netflix'in yaptığı iki önemli yapım var. Bir tanesi bir başkadır, bu yeni Türkiye'nin yüzünü eleştiren bir dizi olarak biz seyretmiştik. Bir de Don't Look Up var bizim tekrar konuştuğumuz. O da Amerika menşeli ama böyle ironik bir hiciv son... Dünyanın son düzenine işte sosyal medyaya bir ironik bakış gibi. Bu dizi yani Uysallar ikisinden de beslenmiş ya da ikisiyle de dirsek temasında diyeyim. Yani bir intihal olarak demiyorum tabii bunu ama benzeşen çok yanları var. Bu da hicvetmek istemiş ve işin içine komedi unsurları çok fazla katmış. Yeni Türkiye'yi eleştirmiş. Burada tabii ama... Eleştirirken yerine ne koyuyor? Şimdi uysallar, evet uyan insanlar uymayın diyor ama uymayın dediği her yerde de bir çukurun içine atıyor tekrar. Şimdi Oktay karakterimiz var, punklarla dışarıya çıkıyor, sokakta yaşayan insanlar onlar. Tamam ya yani onlar da marjinal. Niye kapitalizm eleştirisi yok diyorum ben? Çünkü sokakta yaşayan insanların hiçbirinin parayla ilgili bir derdi var gibi görünmüyor. Herkes marjinal sadece. Yani sınıf eşitsizliği gibi bir şey yok. Yoksulluk gibi bir şey yok bu dizide. Olmak zorunda mı ayrı bir şey tabii. Oktay dışarıya çıkıyor. Orada çok bilge bir karakterle tanışıyor. İşte Moloz. Moloz 97 depremini yaşamış falan filan kendini sokaklara vurmuş. Bilge olarak görüyoruz ve o bir ütopya kurmaya çalışıyor. Yani bu dünyayı, yaratılan dünyayı bir distopya olarak görürsek bugünümüzü, şu beyaz yakalıları, plazaları,
Moloz da diyor ki benim bir hayalim var diyor. Diyor ki anarşist kamp aday koruyacağım. Ada da mesela Ütopyalar için çok önemlidir. Ama ne yapıyor Moloz karakteri? Gidiyor eroin komasına giriyor. Yani bu kadar bilge bir insanı niye böyle bir duruma düşürüyorsun? O zaman çözüm ne? Bunlar da böyle, bunlar da aynısı demeye geliyoruz. Ya da işte Nil karakteri. Yani çalışmak istiyor, plazalara gidiyor. Orada evet evliliğinde sorun var, ben eleştiri olarak söylemiyorum. Birisiyle bir aşk ilişkisine girmek üzereyken kadının başına olmadık dertler geliyor bir sürü bir sürü. Yani bunu da yaparsan bu çukurun içine düşersin diyor. O zaman hani eleştirip bize neyi veriyor elimize? Ya da ne kadar eleştiriyor kısmında da ben işte orada kaldım. Yani amaç çok güzel, fikirler çok güzel. O beyaz yakalıların eleştirisi, köşeye sıkışmış insanın eleştirisi dersek sıkıştığımız bir köşeden alıp başka bir köşeye sıkıştırıyor. Hatta final iyice sıkışık. Yani hani siz buranın içinde hapsolduğunuz yapacağınız bir şey de yok anlamına gelen bir final yani. Final yengeç sepeti gibi. Yani hani o sepetin içinde yengeçler birbirlerini yermiş ya bir zaman sonra. Hatta Sadri Alışık'ın rahmetli son filmidir Mehmet Aslan Tuğ'yla oynadığı. Bir o. Bir de Moloz'un hani dizinin en sonundaki hali bana şey hikayesini anımsattı. İşte bir Arjantin'de balıkçının yanına bir adam gider, zengin böyle yatığı olan, işte ne yapıyorsun? İşte balık tutuyorum. Ondan sonra ve der ki ya işte kaç bu, ne kadar balık tutuyorsun? Günde işte 3 saat tutarım, ben geçinirim. O bana yetiyor. Olur mu diyor, işte 10 saat çalışacaksın, şu kadar kâr edeceksin, oradan bu işte gemi alacaksın, bunu şirkete dönüştüreceksin, şunu yapacaksın. Sonra diyor işte 50 yılın sonunda emekli olabilirsin. Sonra ne olacak diyor? İşte sevdiğin işi yapacaksın. Ben şu an zaten sevdiğim işi yapıyorum paraya ihtiyaç olmadan gibi. Hani Moloz'un o şeye varışı, Tornistan dediği noktaya varışı da hani o hikayeyi bana anımsattı. Bir de şey var, hani bu çok yayılmıştı. Shitty jobs diye bir kavram var, bir sosyoloğun, Amerikalıların söylediği. Hani esasında olmasa dünyada ilerleme hiçbir katkısı olmayan ama insanların hani yaptığı kimi işler var. İşte hani mesela mimarlık bunlardan biri değil ama kimi işler, özellikle o plazalardaki bazı işler bunlardan bir kısmı ve işte bu insanların iyi maaş alması veya bu insanları da geçindirmek işte kapitalizmde de sorunlar yaratıyor gibi. Hani o sıkışmışlık ve bazen yapmak istemediğimiz işleri yapıp onları böyle shit jobs gibi görmek hikayesini de düşündürdü bana. Ama diğer taraftan atıflar da çok hani bana Türkiye'nin son döneminde yaşananlardı. Bir de şunu unutmayalım, bu Netflix'te ve hani dünyanın çok farklı ülkelerinde şey olarak hani altyazılı olarak gösteriliyor. Hani bazı şeyleri gerçekten hani biz içinde yaşadığımız için çok iyi biliyoruz ama izleyip de soranlar olabiliyor ya, burada hani hakikaten böyle bir şey oluyor mu ülkende gibi. Bu arada bayağı metaforlar konusunda da böyle ciddi böyle gönlemeler var. Mesela bir noktada Jeremy Bentham bu 1700'lerde Britanya'da Pentagon şeklinde cezaevini ilk tasarlayan mahkumların hepsi sürekli gözetim altındalar ve gözetim altında olduklarını biliyorlar. Ve hiçbir şekilde kaçma şansları yok. Ve bu işte Michel Foucault bunu böyle toplumun aslında aynı zamanda bir toplum modeli olduğunu da söylüyor. Bir penaktegonsuz toplum içinde yaşıyoruz diye. Bu da işte tweetlere kadar bağlanıyor. Mesela bir tweet'i sarhoşken atıyorsanız ondan sonra hemen birisi yakınıza yapışacak. Çünkü o tweetlerin hepsi okunuyor, dinleniyor vesaire falan gibisinden. Yani bütün bunları hakikaten bir durum saptaması yapıyor ama hani bundan böyle bir öykü anlatıyorsa, bir anlatım, bir narratif varsa burada onu hakikaten şey böyle çok fazla dağıtıyor ve bir yere bir şekilde bağlanamıyor. Karakterlerin birbirleriyle de ilgisi yok. Herkes birbirinden kopuk ve herkesin farklı, kendine özgü dertleri var. Hatta o dertler o kadar absürtleşiyor ki söz gelime bu oğullarının adı neydi? Onun Ege miydi? Ege. Ege. Onun
ilişkisi, bu sığınma evinde çalışan kızla olan ilişkisi ve onun bir absürt uzanım var söz verim. Yani o kadar böyle bazen şey oluyor ki, yani kendi kendine bir şeyin parçası olamıyor. Yani kendisi için var olan ve sonra da buharlaşıp giden bir şey gibi. Küçük kızın şeyi de öyle. Yani o Ece. Ben dinlediği ve de sonra şey ilginç tabii, o tanıştığı kız ve ama bütün bunlar işte böyle biraz bana şey, böyle çizgisel bir gerçekçilik geldi. O hostes olmak isteyen kız, sonra da erkek arkadaşından dayak yiyince hemen vazgeçip de o da bir negatif şey yapılan kız. Gerçekçi kuşkusuz sonuna kadar, ama hani şey, yani bize bunları bize söyleyerek hani ne umuyor? Yani bizi bilinçlendirmek mi istiyor mesela Türkiye'nin gerçekleri hakkında? Yani o konuda şey, ben hiç onun cevabını şey yapamıyorum. Bizim de şey, algı derken yani reception anlamında biz buradan ne alıyoruz, ne almamız bekleniyor? Yani o konuda dizinin bir problemi var. Ben diziden şunu anladım. Doğru işi yaptın. Yurt dışına gitmekte öbür taraftan beyaz yakalı işin olsaydı, yani hayalin ya molozun yaptığı gibi kaçmak olacaktı ya da işte arkadaşının yaptığı gibi gençliğinde takıldığın barı satın almak. Ki Ankara'da lisede hep böyle edebiyat dersinde bu şeyin, romanın ana fikri nedir? Bir cümle ve yazar burada şunu şunu demek istiyordu denir ve o hiçbir şeyi açıklamaz aslında. Son derece indirgeyici bir cümledir. Çünkü tek cümleyle zaten bir romanı anlatmanız beklenmemeli ayrıca. Yani o yüzden hani senin o dediğin şey bence hani başka bir sürü bir şey de anlatmaya çalışıyor bizde, ama hani benim aldığım bu. Anladım. İyi, tamam. Ya ben Savaş ve Barış'ı okuduktan sonra şey demiştim, bu Rusya'da geçiyor. Ben çok eleştirdim ama beğendiğim yanlarını da söyleyebilir miyim? Yani bu kadar söyledikten sonra tabii beğendiğim, bir kere fikrini beğendiğimi hep baştan beri söylüyorum. Baba meselesini güzel işlemiş Nilgün de bahsettiği gibi. Yani babanın sadece biyolojik baba olmadığı ama oradan çıkan bir hani insanı tahkim altına alan o eril düzenin kurucusu, işte devlet baba, hapishane, babalar iş yeri, patron da bir babadır falan şeklinde. Onu güzel işlediğini düşünüyorum. Bir kere şeyin de, Oktay'ın geceleri değişmesi benim hoşuma gitti. Yani bu gece gündüz farkı, o sisin de hani belirsizliği buna bir şekilde sembol olarak katkıda bulunmuş. O hani sanki Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibi bir ikiz kişilik çıkıyor aslında Oktay'ın içinden. Dostoyevski'nin de ikiz diye bir romanı vardır. Edgar Allan Poe'nun William Wilson'ı vardır. Yani onlar senin atıfı yaptığın Fight Club'a da bir gönderme o aynı zamanda. Evet, evet. Yani bu ikiz kişilik çıkar gibi bir farklı Oktay çıkıyor ve bunun geceleri çıkması, hani gündüz gece farkı. Bu hani bu anlatımlarını sevdim. Oyunculukları iyiydi. Gerçekten iyiydi. Yani birçok oyuncunun söylenecek hiçbir şey yok. Onun yanında ben müzikleri de beğendim. Yalnız pek punk şarkılara herhalde yer vermemiş. Bilmiyorum ben. I Love You Baby mesela bir şarkı vardı. Yani bir punkları anlatırken I Love You Baby şarkısının işine. Evet, yani hani şarkılar güzeldi ve benim tarzıma uygundu ama punk'ın olmaması da bir eleştiri olarak söyleyebilirim. Yani ben aslında hani hiç sevmedim değil ama bu fikirde çok daha güzel şeyler yapılabilirmiş sanki. Evet, malzemesi çok zengin bence ve ilginç bir şekilde iki baba figürü var filmde. Yani sonuçta Berhuder Bey de bir baba figürü diyorum. Yani gerçek biyolojik baba olmuyor ama bir yerde onu bile söylüyor. Sen benim evladım gibisin falan diyor. Yani tüm babalığa da bile soyunuyor şey. Fakat iki baba da şey, yani iki baba da aslında hani tek babadan öte iki babanın da bir sürü patriarkayı ve devleti temsil ettiği düşünülürse ikisinde de böyle bir çözülme, bozulma, dökülme durumu var. Dolayısıyla hani hiçbir zaman temeli sağlam olamayacak bir toplum tablosu çiziyor bu şekilde. Peki, yayınımızın sonlarına geliyoruz. Notları arasında
söylemek istediği, eklemek istediği olan var mı? Nilgün'ün vardır, Nilgün, ben kısaca artık eminim. Ekleyeceğim birkaç husus var. Tabii. Sonundan başlayayım. Film Dicle Nehri görüntüsüyle başlamıştı. Gene Dicle Nehri ve çevresinin görüntüleriyle bitti. Orada Tornistan vardı. Tornistan dönüş, ama neye dönüş? Kendi çocukluğuna dönüş olabilir, kendine dönüş olabilir, ana rahmine dönüş olabilir. Ana rahminin de aslında cennet olduğunu, insanlar cenneti ararken aslında ana rahminde olduk zamanları aradığını düşünürsek, orada moloz cennette de olabilir. Ya da o bir rüyadır, bizim o Oktay'ımızın rüyasıdır. Ve orada çayırda yattığını düşünürsek, çayır nedir? Bir huzur halidir. Bir huzuru sembolize eder rüyalarda da, filmlerde de. Geçmişin bütün stresinin ve bütün yüklerinin geride bırakıldığı bir hayal anını temsil eder. Aynı benzer çayır sahnesinin olduğu iki film hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız. Bir tanesi Boyhood, çocukluk, ki o çocukluğuna dönmüş olduğunu ifade edebilir. Öteki de Alacakaranlık Efsanesi. Yalnız Alacakaranlık Efsanesi, iki kişi bir arada çayırda yatıyordur. Beni en etkileyen sahnelerden birisi, küçük kızın kulaklıkla otururken aslında konuşmaları duyuyor olmasıydı. Biz onun kulağından duyduk. Nereden biliyoruz? Fonda müziği de işitiyorduk. Yani cep telefonunda çaldığı müziği orada hissediyorduk. Film bize ne söylüyor? Film bize ayna tutuyor. Zaten ayna metaforu da çok kullanılmıştı. Bölünmüş ayna ve baba oğlun birlikte baktığı ayna. İkili anlamı var. Bize ayna tutuyor. Tamam, bir çözüm söylüyor mu? Söylemiyor ama yani bu postmodern çağı da açtık. Metamodern ya da postmodern çağda kim çözüm söyleyebiliyor ki? Ya da bir çözüm var mı ki? Mevcut durumu yansıttığını düşünüyorum. Ve sadece aynaya bakarsak ve kendimizle yüzleşirsek bunun yeterli olacağını şu aşamada düşünüyorum. Daha fazla bir şey, daha doğrusu hedeflenemeyeceğini düşünüyorum. Bir de hani o kulaklık var ya, hani bizim de yarı aydınlar olarak diyelim, aydın diyemeyeceğim maalesef, yarı aydınlar olarak da yaptığımız ne yapmak? Filmler seyretmek, kitaplar okumak, filmleri konuşmak, bunu bir tür kulaklık takmak olarak çevremizdeki gerçeklere aramızda yarı transparan, yarı örtücü bir örtü örterek yaşamak olduğunu düşünebiliriz. Biz aslında o küçük kızın her şeyi duyduğu ama bir perdenin arkasından duyduğu durumdayız. Çok konuştum, uzattım, bitmek üzere ama Cem Akaş'tan iki tane alıntı vermek istiyorum yeraltı edebiyatı ile ilgili. Yeraltı edebiyatı eninde sonunda ehlileşir, yer üstüne çıkar. Bunun gerekçesi yeraltı edebiyatının söyledikleri ve söylemlerinin çoğaltılarak yaygınlaşması ve kanıksanmasıdır. Bir diğer nedeniyle sistemin karşı saldırıyla yok etmeye çalıştığı düşmanının güçlendiğini fark ettiği anda bu duruma müdahale ederek onu kendisinin bir parçası haline getirmek istemesidir. Daha çarpıcı bir alıntı bana göre, kasa her zaman kazanır. Yeraltının marifeti bunun sorgulanabileceği kısa hıçkırık anları yaratmaktır. Bu 8 bölüm diziyi de bir kısa hıçkırık anı olarak değerlendiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu hıçkırık anına keşke o yağmurun masadaki son derece erotik dansları eklenmeseydi diyeceğim. Onlar da oluyor diyeceksiniz belki ama yani bir dizide bu kadar gözümüze soka soka hani evet, eril bakışı yansıtan bir şeydi. Ben bundan rahatsız oldum açıkçası. Peki Selim, senin notlarında bir şey kaldı mı eklemek istediğin? Tamam. Ben sadece şunu ekleyeceğim. Yani çok fazla meseleye dokunmuş, çok fazla şey söylemiş, kadın meselesine de el atmış ülkedeki yaşananlara. Ama ben ne zaman
kadınlarla ilgili özellikle bu yaşanan işte şiddet, taciz hikayeleri gelse hep aynı şeyi söylüyorum. Dilerim bir gün Gülistan Doku'yu da anlatan veya onun hikayesiyle ilgili ona atıf yapan bir dizi ya da film izleriz. Ülkede genç bir kadın kayboldu. Bir yıldan uzun süredir. Devlet erkanının hepsi söz verdiği halde hala nerede olduğu bulunamadı. Umarım bu konuya da değinen bir yapım çıkar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in yeni bir bölümünü izlediniz. Dileriz siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Hangi görüşte olduğunuzu sizinle merak ediyoruz. Yorum yazarsanız, diziyi izlediyseniz, beğenip beğenmediğinize veya bizim yorumlarımız üzerine eleştirileriniz, fikirleriniz varsa yorum yazarsanız seviniriz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler.